Alanlar oranı kenarlar oranının karesidir benzerlikte. Dolayısıyla 4 bölü 49 dersek bunun karekökünü aldığımızda kenarlar oranını 2'ye 7 olarak buluruz. Yani 2K'ya 7K diyebiliriz burada. Diğer tarafta da aynısı çıkar. 2A'ya 7A veya 2B'ye 7B şeklinde de çıkabilir. Buradaki alan 4 olduğunda 2B'lik parçaya 4 düşüyorsa 1B'lik parçaya 2 düşer. 7 ile çarparsak burası 14 olarak bulunabilir. Aynı mantıkla burası da 14 olur. Zaten burası da 49 verilmiş, 4 verilmiş. Toplam alanı bulmak istersek 49, 4 daha 53, 2 tane 14'ü 28 olarak toplarsak toplam alan 81 olarak bulunur.